Ee, muaviye meselesi vardır bir öykü. Ee, vaktimiz var mı? Var var. Şimdi şuna güveniyorlar. Ee, Alinin yanından Küfveden bir adam erkek devesiyle beraber çıkıp Şam'a geliyor. Şam'da da Muaviye var. Şamlıların birisi diyor ki Küfvede. Bu dişi deve benim diyor. Kardeşim diyor deve erkek görmüyor musun? Bu diyor ki hayır bu dişi deve benim. Kavga gürültü derken. Kadın adı Muaviye'ye kadar gidiyor. Yine böyle mitinglerdeki gibi insanlar toplanmış. Deve orada duruyor. Devenin erkek olduğunu herkes görüyor. Diyor ki Muaviye ey cemaat bu dişi deve ya adam oradan bağırıyor erkek deve görmüyor musunuz kurban olayım filan. Bu dişi deve diyor Şamlı'nındır değil mi? Abi bütün kalabalık bağırıyor. Dişi deve Şamlı'nın. Kiminmiş? Dişi deve Şamlı'nın. Adamın devesini erkek devesini bağırta bağırta alıp Şamlı'ya veriyorlar. Çağırıyor yanına Muaviye diyor ki aslında bu devenin erkek olduğunu ve senin olduğunu ikimiz de biliyoruz. Ama niye yaptın biliyor musun? Git Ali'ye söyle de ki Muaviye'nin erkek deveyle dişi deveyi ayırt edemeyen ve o ne derse evet diyen 10 bin adam var ayağını ona göre kalsın. alsın. İşte Türkiye'nin şu anki durumunu en iyi anlatan hikayedir Yolsuzluklar, rüşvet seçimlerle sandıkla aklanmaz. Bakın tut ki bunlar tutmadı. Tut ki iktidar oldular. Bu ülkeye huzur geleceğini mi zannediyorsunuz? Bir kere ok yaydan çıkmıştır. İnsanların kafasında yolsuzluk ve rüşvet olayı vardır. Bunu konuştuğum AK Parti oy vermiş bu ülkenin güzel insanları da söylüyorlar. Bir kısmı çaresiziz diyorlar. Bir kısmı herkes yapıyor diye kendine bahaneler buluyorlar. Böyle şeyler e, yaratıyor. Bir kısmı hatta bir gün bir tanesi çok güzel dedi. Hiç olmazsa Müslümanlar bunlar çalsınlar dedi. Böyle şeyler komik şeyler de yaşanıyor ama herkes sonuçta kabul ediyor. Bırakın tekrar diyorum operasyonu. Yaşama biçimlerine bir baksınlar. Allah, servetlerine bir baksınlar.